Evet sevgili futbol severler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Türk futbolu için iyi, İngiltere futbolu için kötü, Avrupa futbolu için tırt bir yılı geride bırakıyoruz. Stüdyomuzda Kor Gücü Spor'un başkanı Paşa Kor var. Başkanım hoş geldin. Fikricim hoş bulduk şu an, sağ ol. Başkanım, peş peşe alınan mağlubiyetler var. Buna rağmen siz takımın hocası Feridun Yüzsüz'ü göndermiyorsunuz. Taraftar isyanda, niye kovmuyorsunuz Feridun Yüzsüz'ü başkanım? Şimdi Fikricim, şöyle ki oğul gibi tazminatı var. Yani anlamadım, maalesef hocamız kendini kovdurtup tazminat alma peşinde. Ama ben yaşadığım müddetçe de buna müsaade etmeyeceğim. Ho ho ho! Ho ho ho! Ne bu ya? O nedir? Kim ki o? Bilin bakalım ben kimim? Sen kimsin ya? Bir dakika bu. Ya hani böyle... Nasreddin hocam. Nasreddin hocam mı? Tövbe tövbe. Hani böyle beyaz sakallı, kırmızı şapkalı evlere bacadan girer. Kim lan, bu? Lan hırsız falan mı bu? Nedir bu? Ya ne hırsız arkadaş? Noel Baba, Noel Baba. Allah Allah ya. Noel Baba girer. Kendim olarak giriyorum, tanımıyorsunuz. Noel Baba olarak giriyorum, diyorsunuz ki Nasreddin Hoca. Ne alakası var ya? Nasıl Noel Baba ya o? Vallahi bilerek yapıyorsunuz bunu. Bilerek tanımıyorsunuz beni. Çekip gideceğim burada, ne olacak ya? Ya git kardeşim, he? Tamam git, hadi git. Yok yok. Git, istemiyorum. Yok boş ver ya, sen uğraşma şunla. Sen otur. Otur ya, ne yapıyorsun? Yüz göz olma şunla, sen devam et. Kime diyor ya o? Evet başkanım. Feridun Hoca kendini kovdurtmaya çalışıyor dedin. Ağır bir itham değil mi bu? Ya Fikri yapma, ne itham ya? Adam yani kendini kovdurtmak için takıma öyle bir taktikler falan veriyor ki. Geçen öyle bir dizilimle çıktılar ki çıldırdım yani. 0-0-11 çıktılar sahaya. Bu ne? Abi ya, kaleci dahil herkes diğer ceza sahasında. Sonuç ne oldu başkanım? Sonuç ne mi oldu? Futbolda bir soykırım oldu yani. Basket maçı gibi bir şey oldu. 30-0 bitti maç. 30. Vallahi daha diğer takım sıkıldı, oynamadı. 200-300 tane atarlardı yani. Adamlar sıkıldı, artık çocuklar bıraktı. Telefonlarını falan alıp çimlere uzandılar, öyle bitti. Ya madem öyle başkanım, siz niye sözleşmeye tazminat maddesi eklediniz? Şerefsiz çünkü. He? Ankara deplasmanında beni kandırdı. Bana dedi ki, gel dedi başkanım, kafayı dağıtalım falan. Beni pavyona, pavyon deyince böyle bir garip oluyor. Pavyona götürdü beni. Orada imzalattı yani. Ben de o eğlencenin gazıyla mazıyla 10 milyon euro'lu Kia'da imzayı attım sözleşmeye. Artı bütün yediğimiz, içtiğimiz pavyonda ne kadar hesap varsa benim kredi kartımdan hepsini aldı, bana ödetti. O da bana kilitlendi yani. Yani başkan kusura bakma da sen de tam kazmışsın ya. Ama doğru, haklısın Banu'cum, doğru. Banu mu? Bunu da duyduk ya. Evet, bu arada Feridun hocam kulüpten bağlanmak istiyormuş. Acar muhabirimiz Mustafa yanında. Mustafa, Mustafa neler oluyor orada? Kulüpteyiz, kulüpte hoca parti veriyor. Ya görüyorsun değil mi Fikri Bey? Bak, milletin hocası gider kulüplerden, mekanlardan topçu toplar. Bizimki de topçular mekana... Lan kapat işinizi! Allah Allah! Başkanım, sesimi duyabiliyor musunuz? Yerden göğe kadar haklısınız. Tesislerde parti veren antrenör mü olur? Şu an beni kovarsanız ben gıkımı çıkarmam, o kadar haklısınız. Kovmuyorum lan! Korkmayın, bir şey yok. Kovmuyorum! İstersen golümü pavyona çevir, yine de kovmuyorum. Pavyon mu? Lan çok iyi fikirmiş be. Ya Mustafa, ben merak ettim. Bir sor bakayım. Oyuncular hocadan memnun muymuş? Evet, yanımda şu an Ozan var. Ozan, stüdyodan şu an soruyorlar. Hocadan memnunlar mı diyor Behice. Behice mi? çok memnunum. Hocamın taktikleri çok iyi. Asla topçusunu yormayan bir hoca. Lan şerefsiz, senin ayağına top mu değdi acaba? Bir yıldır geldin sakatsın, hala sakatsın. Şerefsiz! Başkan,
Çapraz bağları mı koptu? Yok ya, çapraz bağ falan. Bunun doğuştan bağları yokmuş. Bağsız bu şerefsiz. O ayağını böyle otursun, ayağı sallanıyor. Bağları yok yani. Bu bunun şolandırıcı Feridun'un yeğeni, öz yeğeni. Ha. Bunu bana zorla öz yeğeni transfer ettirdi. Bunu aldırttı bana. Ha ha, başkanım işte tam zamanı. Ben şu an kovmanın tam zamanı. Ya yanlış transfer yapmışım. Kov işte ya. Git, kovmuyorum lan. Ey, sen bilirsin. Ta şey var ya, Lavandoski var ya. Nasıl? Evet, onu da aldırdı bana. Lavandoski diye birin yok ama. Lavan neydi lan? Lewandowski. Levan ya. Lavan. Benim dilim tam dönmüyor. Lavandoski de aldırdı bana. Bir dakika, şimdi bir saniye. Bir dakika durun hele. Ne bu? Bu bildiğimiz Bayern Münih'teki Lewandowski mi? Oh. Hani nerede o ya? Buradayım. Ben. Bir saniye, nasıl ya? Sen Robert Lewandowski misin? Ben Roberta Lewandowski. Onun şeyim, kız kardeşiyim ben. Bu nasıl iş ya? Nasıl iş? İmzalarken sözleşmeyi Roberta yazıyormuş. Ben küçük ağayı, namussuzlar, minnacık. Ben onu pislik zannettim ki artık. Üfleseydim elimle, keşke iteydim, elim vurulaydı. Pislik sandım. Roberta'ymış. Şu küçücük aile ona imza attırdılar bana yani. Yine pavyondaydınız tabii. Pavyon. Ya bir kere işin içine girdin mi, kolay kolay çıkamıyorsun Binnaz. Binnaz mı? Kız, Roberta! Formaları yıkadın mı? Evet, hepsini yıkadım, hepsini astım, hepsini ütüledim. İşte, forma yıkamaya, ütülemeye, sıkmaya 500 bin euro ödüyorum ben. Ha işte, başkanım öyle deme. Bak yepyeni bir aşk doğdu, yengen çok mutlu. hoca. Takım için yengeleri de koruyorum diyorsun ha? Takım için yengeler. İlahi ben ya. Aslında o takım için dengeler ya. Ben ne diyorum? Takım için yengeler. Lan nasıl anlamıyorsun? Evet, Roberta, Ozan, Feridun Hoca'yla en çok vakti siz geçiriyorsunuz. Neler anlatacaksınız? Feridun Hoca'yı nasıl buluyorsunuz? Hepsini burada anlatabilir miyiz? Olabilir mi öyle bir şey? Anlatırsak takım içi yengeler bozulur diyor. İçin yengeler dedim, herkes böyle durdu. Bu adam diyor, takım içinden yengeler, yengeler. Herkes ha 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 ha. Ne oluyor ya? Takım içi yengeler. Bana bir şey yok, Allah aşkına yapma ya. Evet Ozan, ben şunu soracağım. Hocanın taktiklerinden memnun musunuz? Of, aşırı memnunum. Misal ben bir kızla flörtleşiyordum. Hocam bir taktik verdi, kıza soğuk yap dedi. Hemen düşürdüm kızı. Ya Feridun Hoca, bize de bir taktik verirsin artık ha? Ya dur Allah'ını seversen Bedriye ya. Bedriye mi? Bedriye mi? Ya Bilal daha kolay be kardeşim. Başkanım, ne diyeceksin? Ya ne diyebilirim Fıkrıcığım ya? Adam benim paramla beni yiyerek kendine ortam yapmış oraya. Manitasını almış, yeğenini almış yanına. Orada siyasetçi gibi takılıyor ya. Ya Allah Allah, başkanım emri değilsen kov beni hemen şu an, kov! Bir dakika ya. Ya şimdi Feridun Hocam, her şey para mı ya? Ayıp değil mi ya? Para diyorsun ya. Bir de bak, başkanım burada söylemedi. Bizim burada yazıyor önümüzde. Yazıyor, sen tazminat almak için başkana pandik bile atmışsın ya. Ya ne alaka? Nereden duyuldu o ya? Öyle yani... Ama öyle bir şey şu anda burada herkesin için... Yaşandı öyle bir şey. Hatırlamak istemediğim bir durum ya. Tazminat girmesin istedim. Başka bir şey. Hiçbir şekilde kovmuyorum, bitti. Yine pavyondaydın değil mi? Ya siz başkanım, çok tecrübeli bir takım kurdunuz. Türkiye'nin en değerli oyuncularını aldınız. Nerede onlar? Hakikaten dünya para verdik. Nerede onlar? Buradalar ya, nerede olacaklar? Allah. İçerideler de işte. Ha? 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 Gelsinler ha. Buradayız başkanım. Allah! Ya
şu an yanımızda Türk futbolunun efsaneleri Olcay Şahan, Ümit Karan, Tuncay Şanlı ve Hami Bandırma var. Vay be. Ümit Kaptan, deminden beri sizi arıyoruz. Neredeydiniz, antrenmanda mıydınız? İçeride batak oynuyorduk. Nasıl ya? Parayla mı? Biz zevkini oynarız, parasına değil. He. Vay be. Görüyorsun değil mi? Ben gideyim, dört büyüklerin dört efsane topçusunu alayım. Bunlar gitsin arkalarda eşli batak oynasınlar. Eşli oynamıyoruz başkanım. Ay çok fark etti ya Olcay. Ya ne güzel oldu, bana eski arkadaşlarımı gördüm ya. Hepsi de beni çok iyi tanır. Ne haber ya Ümit, Olcay, Tuncay, Kerata, ne haber ya? Abi nasılsın? Ne güzel oldu ya. Beni hatırladınız değil mi? Hatırladın mı Olcay beni? Çıkartamadım. Buse? Buse ne oğlum? Ya Tuncay, bu Olcay ne diyor Allah aşkına? Sen anlat abini ya. Ben altyapıda nasıl fırtınalar koparırdım söyle. Fırtına değil de tatlı bir esinti olurdu. Ben de hatırlamadım seni. Allah Allah. Neyse siz benden alt dönemdeydiniz. Hatırlayamamış olabilirsiniz. Hami, Hamittin'im. Ya çok güzel oldu seni tekrar görmek. Sen beni hatırladın değil mi? Hatırladım. Heh, Allah be! Sonunda biri beni hatırladı. Sen bizim bakkalın çırağı değil miydin? Bakkalın çırağı ne alaka ya? Ümit. Son ümidim Allah aşkına. Hani sen Almanya'da oynarken altyapıda... ben A takımdaydım hatırlarsın. Sallama sana lan! Sallama! Ne sallama? Allah kahretmez! Ulan... acaba ben gerçekten yok muyum? Ben hiç var olmadım mı acaba ya? Ya iyice kafayı yedim Meral. Vallahi Meral mi? Evet, Ümit Kaptanım. Ferdun Hoca'yla başkanım arasında bir gerilim var. Siz ne diyeceksiniz? Atılmalı mı sizce? Kovulmalı Ferdun mı? Ferdun Hoca bizim baş tacımız. Yedirmeyiz kimse ya. Ya Ümit'ciğim yedir ya. Yedirin ya, kasma. Hocam, en iyi sensin. Sayende futbola döndük hocam. O bir hoca değil, bizim babamızdır. Yani gördüğünüz gibi burada futbolcuların hepsi çok mutlu. Ne diyeceksin başkanım? Ya ne diyeyim, anlaşılmıyor mu ya? Benim paramla orada takılıyorlar. Bunların hiçbiri beş dakika geliyor, terlemeden çıkıp gidiyorlar. Hele şu Ümit yok mu? Geçen yedek kulübesinin orada mangal yaktı ya bu. Başkanım takımı ateşliyorum, ateşliyorum takımı. Bir de benimle dalga geçiyorlar yani. Ya mangalı yaktın. Oynayan topçular niye çağırıyorsun kenara? Yan hakemi falan, bütün ofsaytlar, monsaytlar mahvoldu maç. Hepsini çağırdı mangalın başına. Ya her şeyi bıraktım. Hami'yi niye aldık ya? Ya torunu olan futbolcu mu oldu? Ayıp oluyor başkanım. Ayıp. Pardon Hami, Hami abi özür dilerim ya. Başkanım başka bir şey yoksa biz çocuklarla batağa geçiyoruz. Nasıl? Şu hale bak ya. Dört tane kral topçu... batak aşkı için yanıp tutuşuyor şurada ya. Başkanım, hocamız nerede görev verirse biz orada oynarız. Ya gençler, çocuklar yapmayın ya. Sizin yeriniz yeşil çoha değil, yeşil saha. Başkanım, sizin yüzünüzden gönderseniz hocayı. Oğlum az önce destek atıyordun hocaya. Bana söz verdi. Kovdurursam 1 milyon ateşlerimdir. Olmuyorum. Başkanım. Şimdi şöyle yapalım mı biz sizde? Gidelim bir güzel ben bir yer ayırtayım. Yiyelim, içelim, şöyle felekten bir gece çalalım. Şu tazminat işini aramızda bir konuşalım. Yüzsüz ya, vallahi yüz. Hiçbir şekilde yemek yemem, seninle ayran bile içmem ben. Tüh, yazık oldu ya. Şamata pavyonunda da yer ayırmıştım. Pavyon mu? Giderim, ona giderim. Alacağım. Evet Fikri abi, şu an başkan da buraya geliyor. Bakalım tazminat mevzusu nasıl çözülecek ve daha önemlisi hesap ne kadar gelecek? Herkese iyi günler, hoşça kalın. Ya pavyon lafını duyunca nasıl ok gibi fırladı gördün mü? Resmen pavyonun köpeği olmuş ya. Aslında o Pavlov'un köpeğidir ya. Ya sana gülmüyoruz artık hardal. Hardal mı? Ya bu insan ismi bile değil be kardeşim. Evet sevgili seyirciler, programımız burada bitiyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Zemin kötü. Dün sonuna geldik. Yeni yılda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım o zaman de sen ne söyle.